Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte buharda pişmiş ban ekmekleri ve arasına inanılmaz lezzetli tavuklar yapacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak ekmeğimizi mayalayarak başlıyoruz. Biraz kuru maya, şeker, çok az karbonat, zeytinyağı, ılık süt ve ılık su ekliyoruz ve hepsini güzelce karıştırıyoruz. Malzemelerin tüm detayları ve gramajları açıklamalar kısmında yazıyor olacak. Sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra tüm unu direkt karışıma ekliyoruz ve çok çok az tuz ekleyip spatula ile hamuru şöyle bir toparlıyoruz. Hamur toparlandıktan sonra artık elle yoğurma işlemine geçebiliriz. Böyle dışarıdan içeri doğru katlayarak 1-2 dakika yoğurmamız yeterli olacaktır. Şimdi hamurumu kaseden alıyorum. Tezgaha ve hamurun üzerini birazcık unladım ve şöyle bir 10-15 defa daha tekrar dışarıdan içeri doğru katlayarak yoğuruyorum ve artık ters çevirip bir top yapıyorum. Artık kaseyi koydum, üzerine temiz bir bezle örttüm. Mayalamaya bırakacağım. En az 1-1,5 saat ılık bir yerde mayalanacak. Ve şimdi 1,5 saat sonunda çok güzel bir şekilde mayalanmış. İki katına çıkmış. Yumuşacık bir hamur zaten. Hemen tezgaha alıp şöyle havasını çıkartmak için 3-4 defa dışarıdan içeri doğru katlıyorum hamurumu. Ve ters çeviriyorum. Elimde böyle tatlı bir top var gördüğünüz gibi. Şimdi hamuru açacağım. Önce tezgahı, daha sonra hamurun üzerine biraz sıvı yağ ya da zeytinyağla yağlayabilirsiniz. Ve güzelce bir merdane yardımıyla orta kalınlıkta, yani 1-2 santim kalınlığında, ne çok ince ne çok kalın, açacağım hamuru. Ve tekrar üzerini güzelce yağlıyorum. Ve bir bardak hamur kesici yardımıyla, hiç fark etmez, yuvarlak yuvarlak çemberler yapıyorum. Hamurumu parçalar halinde ayırıyorum. Daha sonra böyle hamur büyüklüğünde yağlı kağıtlar kesmenizi öneririm. Her şeyi onun üzerinde yapacağız. Çünkü şimdi böyle dairelerimizi ikiye katlıyoruz. Yağlı kağıdın üzerine koyduktan sonra merdane yardımıyla çok ezmeden, bastırmadan böyle 2-3 kere üzerinde gidip geleceğiz. Çünkü ekmeğimizin şeklinin bu şekilde olması gerekiyor. Arası yağlı olduğu için de birbirine asla ve asla yapışmıyor. Bütün hamurlar için aynı işlemi uygulayacağım. İkiye katlayacağım ve üzerinden bir merdane ile geçeceğim. Ve şimdi hepsini dizdim. Yağlı kağıtların üzerine koydum. Ve kapatıp bir yarım saat bir tık daha mayalanması için bekleteceğim ılık bir yerde. Şimdi böyle bir buharda pişirme aparatı kullanıyorum ben. Siz süzgeç de kullanabilirsiniz. Böyle asla ve asla yüzeyinde su olmaması gerekiyor. Ve kapağını da mutlaka bir bezle bu şekilde örtmeniz gerekiyor ki kapağa gelen su damlaları geri hamurun üstüne düşmesin diye. Bu şekilde pişireceğiz bütün ekmeklerimizi. Şimdi suyumuz kaynar vaziyette. Böyle belirli aralıklarla birbirine çok yapıştırmadan 4 tane hamur koydum ben. Kapağını kapattım. 12 dakika orta ateşte güzelce pişecek. Daha sonra ocaktan çekeceğiz tencereyi ve bir 5 dakika kapağını açmadan bekleteceğiz ekmekleri. Daha sonra bu şekilde hem harika kabarmış, inanılmaz güzel pişmiş ve dinlenmiş ekmeklerimizi elde etmiş olacağız. Şimdi ban ekmeklerimiz afiyetle yenmeye hazır. Hemen içlerine güzel tavuklarımızı hazırlayacağız. Ben 1 kiloya yakın kalça tavuk aldım ve onları küp küp kestim. Üzerine dilediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Ben karışımı açıklamalar kısmına yazacağım. Şimdi tüm lezzetler birbirine geçsin diye baharatları ve tavukları şöyle 2-3 dakika güzelce yoğuruyorum ve ardından buzdolabında dinlenmeye bırakacağım. Şimdi tavuklar kızardıktan sonra üzerine çok güzel bir sos yapacağız. Onu hazırlayacağım. Bir köşede beklesin, dinlensin diye. Bir kaseye biraz toz şeker, sirke, ketçap, soya sosu, sarımsak rendesi ya da sarımsak tozu, acı ya da tatlı biber salçası ekliyorum. Onu şöyle bir karıştıracağım ve ufak bir sos tenceresine alacağım. Hemen orta ateşte 2-3 dakika bir taşım diyeceğimiz şekilde şöyle bir kaynatacağım. Güzel, yoğun, bol baharatlı bir sos elde etmiş olacağız tavuklar için. Şimdi sosumuz da dinlenirken hemen tavukları kızartma kısmına geçiyorum. Unum var bir kasede. Dolapta dinlendirdiğim baharatlı tavuklarım vardı. Onları çıkarıyorum ve unun içerisine atıyorum. Her yerini unluyorum. Ve daha sonra silkeliyorum fazla ununu. Çok böyle unlu ve pane tadı gelen bir tavuk olsun istemiyorum.
Şimdi tüm tavuklarımı aynı işlemi uyguladıktan sonra güzelce kızartmış olduğum yağın içerisine atıyorum. 4-5 taneden fazla atmamaya özen gösterin ki yağınız soğumasın. Şimdi hepsi kızardıktan sonra bir peçetenin üzerine alıyorum hepsini. Ve artık tavuklarımın hepsini kızarttım. Hepsi hazır. Şimdi daha önce hazırlamış olduğum sosumu bütün tavuklarımın üzerine koyuyorum ve güzelce karıştırıp tüm tavukların sosa bulanmasını sağlıyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı ve şu görmüş olduğunuz zile basmayı unutmayın. Ve tavuklarım hazır. Biraz salatalık da koyacağım içerilerine. Şimdi ekmeklerimi alıyorum. Bolca tavuklardan koyuyorum içerisine. Salatalıklarımdan 3 dilim. Hem güzel bir lezzet verecek hem güzel bir renk katacak tavuğumuza. Üzerine de biraz sos koyduktan sonra afiyetle yiyoruz. Çok keyifli bir yemek. Çok lezzetli. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.